Baksanıza rengi böyle, hani cam gibi, ye beni diyor. Şimdi ben hazırlayacağım, sunumu göreceksiniz. Rahmetli babam derdi, oğlum oku lan, bari sen oku. O da kolay değil, bugün fizik bölümünü bitirdik. Yani her ne kadar 7 yılda bitirsen de, hani sonuçta bitirdim. Lakabımız da öyle oldu, fizikçi köfteci. 1985'te Gürpınar'a geldik. Buralarda hiç ev falan yok. 3-4 tane de ihtiyar muhabbet ediyorlardı. Lan manyak mı ne ya, orada yani ite köpeğe köfte mi satacak? Kim orada köfte yiyecek? Biz böyle başladık. Pişmiş domates, pişmiş biber, soğan. Şu şekilde. İşte köftenin asıl sunumu budur. Yıllarca köfte böyle sunulur. Haydar Arslan, 1971 İstanbul, Kocamustafapaşa doğumluyum. Çocukluğum hep çalışarak geçti benim. Yani çalışmayı çok seviyordum. Kazandığım ilk para eskilere dayanmış. Simit satıyordum pazar günleri, eğer köfteye çıkmıyorsak. Kocamustafapaşa'da simitçi fırını vardı. Alıyordum 30-40 tane simit takıyordum. Bir de tabii en güzel mesela para kazanma şekli, Florya'da babamlar köfte satarken akşama kadar güneşin altında ben de ona yardım ediyorum. Yorulurdu. Böyle son saatlere doğru ızgaranın üstünde diyelim ki 6-7 porsiyon köfte kalırdı, ekmek kalırdı. Babam derdi rahmetli, Haydar derdi bunları sat, paranın hepsi senin ama bu ızgarayı temizleyeceksin, işte mangalın külünü şey yapacaksın, bunu çuvala koyacaksın, maşayı, ızgarayı sileceksin, önlüğe saracaksın. Akşamleyin ne satacaksın? Diyelim ki 10 liraya satıyorsak ben de 5 lira, zaten sermayesiz gelmiş bana. 5 liraya satardım onları, para cebime kalırdı. Yemin ediyorum o okul döneminde o parayı bir hafta harca harca bitiremezdim. Böyle 6-7 yaşlarında olduğum zamanlar, yani çalışmayı çok seviyorum. Hatta yaz tatillerinde Çembertaş'ta büfemiz vardı, büfede çalışıyordum. Nuri Osmaniye'de bir ufak bir köfteci dükkanımız vardı. Mesela pazar günü kapalıdır oralar. Biz pazar günü seyyar köfte satmaya çıkardık. İşte nedir? Eminönü'nde o caminin orada, Mısır Çarşısı'nın kapısında, o zaman pazar günü Mısır Çarşısı kapalı oluyor. O kuru kahveci Mehmet Efendi'nin orada. Ya da maçlara çıkardık. İşte stadyumlara giderdik köfte satmaya. Ben de mesela bir tezgahın ucundan da ben şey yapardım, tutardım. Bir de bizim zabıtalarla köşe kapmacalarımız vardı. Diyelim ki 14-15 yaşlarında tezgahta köfte satıyorsun. Hiç unutmuyorum Mısır Çarşısı'nda Eminönü'nde. İşte tezgah bildiğin şöyle masalar. İki tane tutma yeri burada, iki tane öbür tarafta. İşte babam önde tutuyor, sen arkada. Ama tezgahın üstünde de mangal kömürü, eti, domatesi, ekmeği, kağıdı, soğanı, biberi. Bildiğin dükkan işte, seyyar dükkan. Zabıta geliyordu, hadi Haydar tut diyordu, tutuyorduk. Ya kocaman tezgah, sen 13-14 yaşlarında, 15 yaşlarında çocuksun. Başlıyordu zabıta bizi kovalamaya. Zabıta kovalıyor, biz kaçıyoruz. Ya artık yoruluyorum tabii. Benim tuttuğum taraf aşağıya şey yapıyor, babam çekiyor. Bu benim tuttuğum tarafın ayakları tık 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 yere değiyor. Zabıta keyfine göre ondan sonra durduruyordu. Ben elimi bir açıyordum, burası böyle tahta şeyi, kesiği, izi böyle. İşte zabıta alıyordu, şeyi bir deviriyordu, mangalı. Ya bitti. Bir daha tekrar mangal yak, bir daha işte tekrar o köfteleri at. Sonra tekrar toparla, git şeyden soğan al, bilmem ne al. Ya zor, zor şeyler. Mesela sabahleyin kalkardım babamdan önce, beni dükkana götürsün diye kapıda dikilirdim böyle. Annem kızardı, ya yat bu saatte ne yapacaksın? Rahmetli babam derdi, oğlum oku lan, biriniz okumadınız bari sen oku. 6 kardeşiz, gerçi hiçbiri okumadı. Bir tek ben üniversiteyi bitirdim. Kolay değil, bugün fizik bölümünü bitirdik. Yani her ne kadar 7 yılda bitirsem de, hani sonuçta bitirdim. Lakabımız da öyle oldu, fizikçi köfteci. Emrullah Köfte'ye gelecek olursak, Emrullah babamın ismi. Asıl bizim yönetim kurul başkanımız diyelim şimdiki tabiriyle. Yozgat'ta doğmuş 1929 yıllarında. Askerliğini İstanbul'a yapmış. Daha sonra Yozgat'a evliliğin dışında gitmemiş. Tabii ne yapacak, ne edecek? Köftecilik yani. Evde köfte hazırlıyor annemle beraber. Dışarıda işte koluna bir sepet takıyor, mangal. Seyyar köfte satıyor. Emrullah Köfte böyle oldu. 1985'te Gürpınar'a geldik. Tek katlı bir yer vardı. Babam orayı kiraladı benim böyle liseli yıllarımda. Orada başladık Emrullah Köfte olarak. Hani bir tek Gürpınar'ın merkezi var. Buralarda hiç ev falan yok. Ta Çekmece'ye kadar bomboş. Babam şöyle bir anısını anlatır. 87'de biz Gürpınar'a taşındığımızda kiralık bir evde şey yapıyoruz. Dükkanda tabii bu buraya kuru çeşme mevki diyorlar. Babam erken kalktığı için sabahleyin erken kalkıyor, köy kahvesine geliyor. Babam geldim diyor işte, ilk çayın çıkmasını bekliyorum da işte sabah 5.30-6 gibi falan diyor. İşte çay çıktı diyor, çay içiyorum diyor. Arkadan da işte 3-4 tane diyor, ihtiyar diyor, muhabbet ediyorlar diyor. Ya diyorlar, adamın biri diyorlar ta kuru çeşmeye.
bak. Al bir şey şimdi Gürpınar'la burası birleşti. Tak manyak mı ne ya diyor. Orada kime köfte satacak bu? Babam da dinliyorum diyor. Bir şey de diyemiyorum diyor. Lan manyak mı ne ya orada yani ite köpeğe köfte mi satacak? Kim orada köfte yiyecek? Biz böyle başladık. İşte o dönem bu kooperatiflerin yapıldığı dönemdi. Abi bir iş yapıyorduk, çorba yetiştiremiyorduk. Bazen işte saat 3'te 4'te yoruluyorduk, artık babam köfteyi saklıyordu. Gelene yok çekiyorduk, yok diyorduk yani. Halimiz kalmıyordu. Ufacık mutfak, dev kadar bulaşık giriyorduk. Üçümüz o bulaşıkları yıkıyorsun, yerleri temizliyorsun, ertesi günü hazır ediyorsun. 92'de de biz kendi yerimizi yaptık buraya. Buraya şu anki mevcut yerimize geçtik ama bu gördüğünüz gibi değil. Burası evrim geçirdi. Yani o zaman doğalgaz yok. Soba yakıyoruz içeride. Sobayla ısınıyoruz. Buralar olduğu gibi açık işte. Demirler var. Demirlerin üstünde asmalar. Duvarlar yamuk tabii. Buranın işte 3-4 masa atıyorduk. Dışarı öbür kalan kısma da annem ekip biçiyordu işte. Domates, biberdir, salatalıktır böyle. Takılıyorduk. 2001'de ben devraldım babamdan. İşte ben buraya aldığımda babamdan sadece içeride vardı bir 6-7 masamız. Ondan sonra işte bu tarafa açtık. İşte 300 kişilik bir köfte salonu ki öyle bir projemiz var. Böyle bir mekan düşünüyoruz. Öyle bir mekan açtığım zaman 20 bin, 30 bin, belki 50 bin kişi açılışa toplayacağımı inanıyorum. Ya yani o derecede bir müşteri portföyümüz var. Bizim köftemizin özelliği kendi imalatımız ve içinde hiçbir katkı yok. Hani karabiberidir, kimyonudur, sütüdür, yumurtasıdır. Kendi bu, kendi karışımımız. Hani dışarıdaki diğer köfteciler gibi işte eti alalım kasaptan, gidip de marketten hazır harç alalım, bunu işte harcı katalım, köfte yapalım. Bizde bu yok. Bütün imalatımız kendimizdendir. Bir de bizim köftenin içindeki karışım öyle bir karışım ki, yani içinde karabiber var. Mesela yiyorsun, aa bunun içinde karabiber var mıydı? Ya da işte kimyon var. İşte ya bunun içinde kimyon, Allah Allah. Yani işte soğan yemeyen abilerimiz var, şimdi müşterilerimiz var. Ben asla soğan yemem ama içinde soğan var. Hani biri birinden baskın gelmiyor. Mesela bazen köftecilerde köfte yersin. Acayip bir mesela sarımsak tadı gelir, soğan tadı gelir. Ya da işte kimyon tadı gelir. Dersin ya sucuk mu yiyorum? Burada asıl önemli olan etin kalitesi. Yani köfteyi köfte yapan etin kendi kalitesidir. İşte nedir? Dananın döşünü alacaksın. Ondan sonra içine zaten kuzu olmazsa olmazlardan. Hani kuzu girmeyen köfte, köfte olmaz. İçine, kıymanın içine kuzu girecek. Bir de bu işin sırrı mangalda pişmesidir. Yani gidip de bunu teflonda ya da doğalgazda yaptığın zaman bu bir kere köfte olmaz. Yani köfte pişmez, sağlıklı pişmez. Kısık ateşte olacak ızgaramız, mangal kömürümüz. Köfteyi pişirirken yani sık sık çevirmek lazım. Hani köfteyi atıp da bir tarafının kurumasını beklememek lazım. Sık sık çevirmek lazım. Ondan sonra domateslerimizin pişmesi lazım. Şimdi bazen işte köfteciyim diye bu işi yapan yerlere gidiyoruz. Tabii ben de meraklıyım. Gidiyorum, yiyorum köfte. Adam domatesi işte söğüşlük domates iki parça. Soğan hiç koymuyor. Ya ki normalde soğansız köfte olmaz. Hani köftenin garnitörlerinin başında soğan, pişmiş domates ve pişmiş biber gelir. Bakıyorsun mesela biberi işte çiğ biber koyuyor bir parça. Ya böyle bir sunum olmaz. Baksanıza rengi böyle hani cam gibi ye beni diyor. Şimdi ben hazırlayacağım sunumu göreceksiniz. Bir porsiyonda 6 tek köftemiz var. Yaklaşık 150 grama denk geliyor. Böyle pişmiş domates, pişmiş biber, soğan şu şekilde. İşte köftenin asıl sunumu budur. Yıllarca köfte böyle sunulur. İş sadece köfte yapmak değil, köfteyi herkes yapar. Ha böyle sıcak bir ortam yaratmak, böyle hani samimi bir ortam. Ya biz artık müşteri diyemiyoruz ya, hani misafirlerimiz diyoruz, o dereceye getirdik. Ve hepsiyle birçoğunla artık akraba gibi bir ilişkimiz var. Hani gelenler beğeniyor, müziğimize kadar ya işte ne kadar güzel bir müzik çalıyor. İşte bazen Koray Avcı'yı çalıyoruz, onu ben çok seviyorum. Uzun bir süre mesela koydum mu 3-4 ay kalıyor. Bazen işte değişiyor, tekrar koyuyoruz. Bazen 1 yıl kalıyor. Şey müşterilerden biri demiş Edip Bey bizim şef garsona. Ya demiş Koray Avcı Haydan akrabası mı? Her geldiğimizde bu adamı dinliyoruz falan. Tabii mekanı güzel kılan içindekilerdir, yaşananlardır. İnsanlar buraya geliyor. Ya bazen mesela okuyoruz işte ilk kez kız arkadaşını getirmiş. Burada evlenme teklifi etmiş.
Ya bizim için çok güzel şeyler bunlar. Hani sonra işte geliyor ya diyor, biz diyor bebeğimizle geliyorduk. İki sandalyeyi birleştirdik. Şimdi o bebek diyor üniversiteye gitti diyor. Bu meslek bize babadan kalma. Ama tabii ben bunu tek başıma öğrenmedim. Bana babam öğretti. Bayağı bir zorluk çektik. Tabii şimdi bakıyorsun eleman yok. Ben tek başıma yapamıyorum. Hani benim oğlum anca yavaş yavaş devreye girecek. O da benimle beraber çalıştı. Murat Arslan, 2001 Silivri doğumluyum. 23 yaşındayım. 7-8 yaşında mahallede top oynarken uğruyordum. İşte yaşım biraz ilerledi, hafta sonları gelmeye başladım. Bir fiildir de 7 yıldır, 17 yaşımdan beri bu işin içerisindeyim babamla birlikte. Bu işe komiliğinden başladım. Olması gerektiği gibi tuvalet paspaslamasından ızgarasına, mutfağına, temizliğine, herhangi bir joker eleman gibi her işe koşturdum. Bu işi severek yapıyorum. Zaten bizim yıllardır karnımızın doyduğu bir iş. Ekstradan oradan bir saygım da bu işe sonsuz. Dedemden gelen bu emeği nasıl devam ettirebiliriz, üstüne koyabiliriz? Gerek işte babamın buraya kattıklarını nasıl çarpı 2, çarpı 3 yapabiliriz? Ben bunun derdindeyim. 3 kişilik bir karışık tabağımız var. İçinde köftemiz var, meşhur köftemiz, kuzu lokumumuz var, kuzu pirzolamız var. Tabii buna istek üzerine antrikot da ilave edilebilir, kuzu şiş de ilave edilebilir. Salatamız var, piyazımız var. Köfteyle zaten bir ekürü gibidir. Köftesiz piyaz, piyazsız köfte, hani sırf piyaz yenir mi yenmez. Köfte olacak ki piyaz olsun. Köftenin tabii değişik yenme şekilleri var. Köfteyi adam der ki ya ben nostalji yapacağım, ekmek arası istiyorum. Der ki ya domates koyma, domatesin suyu tadını bozuyor. Eyvallah. Bazen müşterilerimiz mesela işte hemen telefon açıyor, iki tane ekmek arası tanıdık. Ya dedim Aydın abi hayır ya, sahil ineceğiz işte arabanın içinde. Hani bu da bir kültürdür, arabanın içinde köfte ekmek yiyecek adam. Kimisi de masa kurdurur, böyle şölen haline getirir. Köftemizin özelliği mesela aldığın zaman köfte böyle cam gibi, bak suyu hala üzerinde. Bu suyu veren kuzunun yağıdır, kuzunun döşüdür. Bu yağ asla donmaz. Mesela bazı köftecilerde dana yağı sık kullanılır, maliyeti düşürmek için o tabakta donar. Bu kuzu yağı, gördüğümüz kuzu yağı uzun süre 2-3 saatte kalsa donmaz bu. Hala böyle sıvılığını şey yapar. Yani bunu bir de pişerken böyle biraz sulu kalacak. Kestiğin zaman da böyle içi böyle cam gibi hafif böyle sulu sulu böyle. Yani bunun pişim şekli budur. Bundan sonraki hayallerim, buradan kazanacağım parayla da bir tane okul yaptırmak istiyorum. Emrullah Arslan İlköğretim Okulu. Biz ailece eğitime çok düşkünüz. Rahmetli babam da mesela. Yani eğitimli insanları biz çok severiz. Okumuş insanları. Hep böyle tamam, ben işte elimden geldiği kadar okullara çok yardım yapmışım. Bizim plaketlerimiz bile var. Biz çok şeyler gördük. İşte çok fakir olduk, çok zengin olduk, sonra tekrar batırdık falan. Ya bundan sonra parayla bizim işimiz yok. Bizim amacımız öğrenci okutmak.